Sevgili arkadaşlar merhaba. Kaldığımız yerden soru çözümlerine devam ediyoruz. Fonksiyonlarda integralde 41. sorudasınız. Soruyu okudunuz ama sorunun altında bir bilgi var. X eksenine göre 5 birim sağa, y ekseninde 2 birim yukarı ötelendiğinde fonksiyon ne hale gelir? Önce onu bir hatırlatayım size. Arkadaşlar şu örneğe bir bakalım. Y eşittir x kare fonksiyonunu vermiş olsam size grafiğini şu şekilde çizeceksiniz. Y eşittir x eksi 2'nin karesi grafiğini vermiş olsam size onu da şu şekilde çizeceksiniz. Yani burada söylemeye çalıştığım fonksiyon x ekseninde 2 birim sağa gittiği zaman aslında içerisini x eksi 2 tam ters olarak yazıyorsunuz. O yüzden şu aradaki bilgileri bir tekrar üstünden geçelim. Ne olacak? Y eşittir gx fonksiyonu, y eşittir fx fonksiyonunda sizler 2 birim sağa gittiğiniz zaman o zaman fonksiyonda şunu hemen yazayım. Fx fonksiyonunda x ekseninde 5 birim sağa giderseniz bu fonksiyon f'de x eksi 5 olarak dönüşecektir. Y ekseninde 2 birim yukarı gittiğiniz zaman bu fonksiyon y eksi 2 olarak dönüşecektir. Yani yeni y fonksiyonunuz sizde f x eksi 5 artı 2 olarak kalacaktır. Bizim integralimizden şu soruluyor. İntegral 7'den işte 10'a kadar gx fonksiyonu demiş buna da yeni fonksiyon olarak. Artı 2 dx soruluyor. Hemen yukarıda çözüme devam edeyim. Renkli kalemle değişeyim. Bu çözüm 7'den 10'a kadar baktığım zaman f dx eksi 5 çarpı dx artı tekrar 7'den 10'a kadar 2 çarpı dx şeklinde olacak. Önce şu ifadeyi hemen halletmem lazım. İntegrali yeterince artık ilerlettik. Buralarda bazı şeyleri biliyor olduğunuzu düşünüyorum. 6 olarak sonuçlandı. Şu ifadede bir şeyler yapmam gerekiyor. Başka bir kaleme geçeyim. Arkadaşlar isterdim ki şuranın x eksi 5 değil x olmasını. Yani orada bir 5 fazlalık yapmam lazım. Burada yaptığınız 5 fazlalık yukarılarda 5 çıkarmak anlamına geliyordu. O zaman bizim yeni fonksiyonumuzu şöyle düzenleyebiliriz. İntegralimizi 2'den 5'e kadar f de x çarpı dx şeklinde artık yazabilirsiniz. Şimdi biz bu soruyu sorunun giriş kısmında sizlere verdik. O zaman bunun cevabı da p olursa cevap sonuç olarak p artı 6 olacaktır. Diğer bir soruya hemen bakalım. Fx fonksiyonunun grafiği orijine göre simetriktir. Anlaşılan bu bir tek fonksiyon grafiğidir. Ama bu fonksiyon fx olsun, burada bir de mutlak değer gördüm ben. Mutlak değerin grafiklerini çiziyorum. Bu şekilde devam etmiyorsunuz ama yukarıya doğru kırılıyorsunuz. Bu da mutlak değer fx'in grafiğidir. Bu bir hatırlatma olsun sizin için. O zaman ben soruma devam edeyim. Şu soruda buradan giriş yaparsak arkadaşlar eksi 1'den sınırlarımıza göre integrali bir ayırayım. Eksi 1'den 1'e kadar fx dx kalsın. Sonra da 2 başta çarpan olarak eksi 1'den 1'e kadar da mutlak fx ve dx şeklinde devam etmiş olayım. Bunun cevabı 8 olsun. Arkadaşlar siz fx fonksiyon orijine göre simetriktir diyorsanız ben o zaman geliyorum. Bu fonksiyon orijine göre simetrik hem de simetrik sınırlar ise bu fx fonksiyonumuz tek fonksiyondur anlamı taşır ve hiçbir işlem yapmadan artık sıfır diyebilirsiniz. Şimdi şuradaki ifadeyi size anlatacağım. Önce bu önceki grafikte neden sıfır olduğunu birinci grafikten göstereyim. X ekseninin altındaki alanla x ekseninin üstündeki alan birbirlerinin aynıları ve birbirinin simetriği düşünürseniz arkadaşlarım o zaman birbirlerini götürdüler. Vektörel bir büyüklüktür şeklinde düşünebilirsiniz. Sıfır ondan geldi. Şimdi siz bunu mutlak değerini aldınız. Eksi 1'den artı 1'e kadar dediniz. O zaman ben buradaki alanla bu sefer buradaki alanın aynı olduğunu söylemek zorunda kalıyorum. Sizler bana şuradaki ifadede işlemi devam ettireyim. Mutlak değer fx ve dx dediğiniz şeyi
4 olarak bulduysanız ben ne anladım bundan? Şunu anladım. Madem eksi 1'den artı 1'e kadar bu ifadenin hepsini 4 dediniz, o zaman şu değer 2 olmalı, bu değer 2 olmalı arkadaşlar. O zaman sorularımızı hemen sonuçlandıralım. Eksi 1'den 0'a kadar mutlak değer fx dx ifadesinin cevabı 2 olmalı. Devam ediyorum. 43. soru. Burada bir parçalı fonksiyonlar var. Parçalı fonksiyonlarda hemen dikkat edilecek şeyler. Sınırlarınıza bakacaksınız. Şunu çizebileyim, çizdim. Bir de şuradaki sınırlarımıza bakacaksınız. Sınırlarımızda sizler eksi 1'den 3'e kadar integral istiyorsunuz. Fakat 1'den sonra integralin huyu suyu değişiyor. O zaman siz eksi 1'den 1'e kadar ve 1'den 3'e kadar integral alabilmiş olmanız lazım. Yazalım. Eksi 1'den artı 1'e kadar integral artı bundan sonra da 1'den 3'e kadar integral. Eksi 1'den 1'e kadar, yani şu arada integral alıyorken arkadaşlarım siz 1'den küçük her şeyi kullanabilirsiniz. 1'den küçük kullanacaksa fonksiyonda birinci satırı kullanmam gerekiyor. 1'den 3'e kadar da 3'ten küçük veya 1'den büyük kullanacaksınız. Orası da aşağıdaki satırı kullandırtıyor bize. Arkadaşlar bunlarda integralini alıp da düzenlerseniz gx artı x olacak bu. Eksi 1'den artı 1'e kadar. Tekrar artı diyorum. Buranın da integrali bu sefer gx artı x kare olacaktır. O da 1'den artı 3'e kadar. Şimdi bunların hepsinin cevabını soruda bakıyorsunuz 4 olarak vermiş. Bunları 4'e eşitleyeyim ve şu yan tarafta devamı edelim. Şimdi biz şu işlemi hemen halledelim. Yani x yerine yazdığınız zaman 1'i g'de 1 artı 1. Çıkarma işlemini yapacaksınız. Eksi 1'i yazacaksınız yerine. G'de eksi 1 ve eksi 1. Birinci işlemimiz bitti. Artı diyorum. Şimdi şuradaki işlemimizi yapıyorum. G'de 3 artı 9 oldu. Çıkarma işlemini yapacaksınız. G'de 1 artı 1. Şurayı birazcık daha öteye çekelim. G'de 1 ve artı 1 oldu. Yanlış yapmayalım. Evet, cevabımız 4 oldu. Şimdi gerekli sadeleştirmeler yapılacaktır. Bakalım kimler götürüyor. Şu G'de 1'lerin götürdüğünü gördüm. O zaman kalanları bir yazayım. 1 eksi G eksi 1 tekrar artı 1 sonra G'de 3 bir 9'umuz var. Bir artı pardon orası herhalde eksi 1'e dönüşecek değil mi parantez içerisinden dolayı. Burada bir artı 1'imiz var. Onu da hemen yazalım. Evet eşittir 4 oldu. Sonuç G'de 3 eksi G'de eksi 1 toparlayalım. Eşittir demişim. 4'ümüz var. Şunlara bakalım. Artı 1, 1 daha 2, 9 daha sonuç olarak 11 oldu. Şurayı herhalde eksi 1 olacaktı. Ben onu yanlış yazdım. Şurası eksi 1 olacak. 11, 10 oldu. Öbür tarafa eksi 10 olarak giderse cevabınız eksi 6 kalır. Tekrar başka bir soruyla karşılaştık. Arkadaşlar ben sınırlarımıza baktım. Alt sınırı ve üst sınırı şöyle üst sınırı çizemiyorum. Tahta yazmıyor. Simetrik sınır olduğunu gördüm. O zaman tek mi çift mi fonksiyonları olarak tekrar bunları test etmem lazım. X kare çarpı sinüs x diyorum. Sonra f'in eksi x'ine bakalım. Hemen eksi x'in karesi ve sinüs eksi x olarak devam ettim. Arkadaşlar gerekli işlemler yaparsanız burası x karedir. Ama şu trigonometrinin özelliğine göre sinüsün sıfır eksiği kaçırması işlemini hatırlayacaksınız. Ben f eksi x ile başladım. Durumumuz şu oldu. Hemen kontrol edelim. Şu grup arkadaşlar bakarsanız fx'in tam kendisi. O zaman ben ne almış oldum bu işten? F'de eksi x eşittir eksi fx oldu. Yani arkadaşlarım fx'in tek fonksiyon olduğunu burada görmüş oldum. Fx tekse
ve sınırlarınız da eksi 45 artı 45 simetrikse bu içerideki fonksiyonun integralini almadan sıfır diyebilirsiniz. Devam ediyorum 45 numaralı soruya. Hemen sınırları takip ederseniz arkadaşlar, birincisi integralde eksi 3'ten 1'e kadar gitmişsiniz. Sonra ikinci integralde de 1'den 3'e kadar gitmişsiniz. O zaman ben integralde eksi 3'ten artı 3'e kadar gidebilirim diye düşünüyorum. Bu integrali tek çatı altında toplayayım. Eksi 3'ten artı 3'e kadar toplama işlemini yaparsanız 2x küp ve x üzeri 6 artı 1 dx şeklinde olduğunu göreceksiniz. Arkadaşlar ilk kez olarak ben gözlerim şu simetrik sınırlara takılıyor. O zaman diyorum ki bu tek mi çift mi bir kontrol edelim. Fx fonksiyonumuz orada yazdığımız gibi 2x küp bölü x üzeri 6 artı 1 fonksiyonuydu. Hemen f'de eksi x'i kontrol edeyim. Bakalım neler bulacağım. 2 tane eksi x'in küpüsü ve eksi x'in 6. kuvveti artı 1 dedim. Bu işlemlerin sonucunu bakarsanız 2x küp bölü yine x üzeri 6 artı 1 olacak ve şu ifadenin kesinlikle fx olduğunu anladım. O zaman tekrar yazıyorum. F de eksi x yani şuradan dolayı eşittir eksi yani şundan dolayı eksi fx oldu. O zaman ben tekrar fx'in tek olduğunu anladım. O zaman sonucu yazıyorum. Şu ifadenin sonucu direkt sıfırdır arkadaşlar. Bir başka soruya devam edelim. Arkadaşlar bir kere burada fonksiyondaki bilgileri bir okursanız f2 eşittir 0'dır ve f de 0 eşittir 2'dir. Bu bana biraz sonra lazım olacak bilgilerdir. Gördüğüm kadarıyla x kare eksi x fonksiyonu verilmiş. Hemen şunu yazabilirsiniz. X kare eksi x fonksiyonuna u diyeyim. Çünkü bunun her tarafın diferansiyelini aldığınız zaman bu işlemleri daha önceden çok yaptığımız için biraz seri gitmek istedim. Çünkü defalarca integralde bu işlemler yapıldı. Başka da bir şey yok. Yalnız sınırlarımızı da vermem lazım. Şöyle onu da renkli kalemle yapalım. Üst sınırımız 2'dir. X eşittir 2 için yapmanız gereken bir işlem var. U eşittir 2'nin karesi eksi 2'den cevabınız 2 geldi. Alt sınır 0'dır. X eşittir 0 için bu sefer U eşittir 0'ın karesi eksi 0'dan tekrar 0 geldi. Bu bilgileri şuradaki fonksiyonda düzeltelim. İntegral üst sınırımız 2, alt sınırımız 0. Şimdi arkadaşlar 2x eksi 1 çarpı dx ifadesi bakın şurada var. O zaman ben buna direkt du diyeyim. Kalan şu gruba da hemen değerini yazıyorum. F'in türevinde u demiştiniz. Bu ifadenin integralini alırsanız f u gelecek 0'dan 2'ye kadar. Açılımını normal üst sınırı yazıp sonra alt sınırı yazıp çıkartırsanız bu bulacaksınız. F2'nin cevabını 0 vermiştim. F0'ın cevabını 2 vermiştim. Cevabınız eksikken. Devam ediyorum. 47 numaralı soru. Güzel bir sorudur. Bu güzel soruyu mutlak değer gördüğüm için şimdi mutlak değerin dışarı çıkışı ile ilgili bir şeyler söylemem lazım. Yalnız kimi mutlak değeri gördüm? F üstü x. F üstü x türev demektir. Bu fonksiyonumuz bize fx'in fonksiyonunu vermişler. Yukarıdaki fonksiyon. Şimdi fx'in fonksiyonunu vermişlerse şöyle bakmam gerekiyor. Şuraya bir alayım. Arkadaşlar bu fx'in fonksiyonu. Ben bu fx fonksiyonunun şu yukarısını biraz sileyim. Mutlak değerini sordukları için şöyle bir şey yapacağım. Bir dakika beklerseniz. Evet. Fx fonksiyonu şu. Şimdi bu fx fonksiyonunun türevinle ilgili bir şey soruyorlar bana. Türev benim bildiğim eğim demektir. Arkadaşlar şuraya kadar şuranın eğimi 0. Buraya kadar eğiminiz negatiftir. Burada sıfırlanmıştır. Bundan sonra eğiminiz pozitiftir. Yani f üssünüzün şuraya kadar negatif, şurada sıfıra eşit olduğunu ve buradan sonra da artı olduğunu hatırlayalım isterim.
Bu noktanın koordinatları nedir arkadaşlar? Şekilde baktığınız zaman bu noktanın koordinatları 3 civarında değişiyor. O zaman sorumuzu devam ettiriyorum. 1'den 3'e kadar demeniz lazım. Artı 3'ten sonra 6'ya kadar gidersiniz. Grafikte gözüme çarpmasın. Şurayı da düzgün hale getirelim. Hatta birazcık daha 3'ü de mavi yapalım. Olay tamamlansın. Evet, devam ediyorum. 1'den 3'e kadar. Eğimimiz negatif olduğundan dolayı arkadaşlar. O zaman ben bunu dışarıya eksi f üssü x olarak çıkarmam lazım. Çarpı dx'imizi orada yazalım, unutmayalım. 3'ten 6'ya kadar fonksiyonumuz normal f üstü x dx olarak dışarı çıkacak. O zaman integrallerimizi hemen olduğu yerde alalım. Eksi fx olacak bunun cevabı. Nereden? 1'den 3'e kadar. Buranın da cevabı artı fx olacak. Bu da nereden? 3'ten 6'ya kadar. Gerekli işlemleri hemen yerine şöyle bir yazalım. Artı diyeceğim. Şimdi şunu hemen bir yazalım. Görelim şimdi. Eksi f3. Sonra eksi f1. Sonra f'de 6. Sonra f'de 3. Şimdi renkli kaleme geçip yukarıdaki sorudan grafikten bulalım. F3'ün cevabını grafikten bakarsanız 2 olarak göreceksiniz. F1'in cevabını yukarıdan bakarsanız 4 olarak göreceksiniz. F6'nın cevabı arkadaşlar 5'tir. F3'ün cevabı da oradan bakıyorum 2'dir. Şimdi düzenlemeleri yapalım. 1 eksi 2'miz var. 4 artı 4'ümüz şuradan geldi. Ondan sonra artı bir 5'imiz buradan geldi. Bir de eksi 2'miz buradan geldi. Şimdi gerekli işlemler yapılınca cevabımız sadece 5 kalır. Evet. Yeni bir soruya gelelim. Güzel bir soru. Yine daha önceden çalışılmış bir sorunun güzel bir çözüm göstereceğim size arkadaşlar. Bir kere simetrik sınırlara gözüm takıldı. Simetrik sınırlara geldiği zaman fonksiyonun tek ve çift fonksiyonlarla alakası olduğunu söylemiştim. Artı sorumuza baktığınız zaman sinüs 2x, kosinüs 2x denilen ifadeler yer alıyor burada. Bu ifadelerin arkadaşlar müfredat dışı olduğunu düşünebilirsiniz. Biz sorumuzu şimdi çözmeye bir başlayalım. Eksi 45'ten artı 45'e kadar sinüs 2x dx artı buradan da yine eksi 45'ten artı 45'e kadar kosinüs 2x dx bize soruluyor. Tamam, bu burada dursun. Arkadaşlar ben sizlere kosinüs ve sinüs fonksiyonlarının grafiklerinden bunu anlatmak istiyorum. Önce sinüsü bir çizeyim. Sin diyelim ona. Kısacası sin x diyelim. Şöyle olsun. Buna da cos x diyelim. Arkadaşlar fazlasıyla grafiği dallandırmayacağım. Sadece bir yerleri görmek için yapıyorum. Sinüs 90'ın 1 olduğunu, sinüs 90 derece ve eksi 90 derece diyeyim. Bunda da kosinüs 90 derece ve eksi 90 derece diyelim. Arkadaşlar sinüs 90'ın 1 olduğunu, sinüs eksi 90'ın da eksi 1 olduğunu biliyoruz. Sinüs fonksiyonu sinüs 0'da da 0'dan geçeceğine göre sinüs fonksiyonu daha önceki bilgilerden de 90'da zirve yapar, 0'da 0 olur, 180'de dip yapar. Böyle bir grafiktir. Bu bilinmeli. Şimdi gelelim kosinüs fonksiyonuna arkadaşlar. Kosinüs 0'ın tavan yaptığını, 1 olduğunu, 90'larda da 0'a yaklaştığını biliyoruz. O grafikte şöyle bir grafik olacak. Bundan sonra böyle, bundan sonra böyle dönüyor. Şimdi bizler hemen şunu söyleyelim.
sinüs fonksiyonu eksi 45'ten artı 45'e kadar. Hemen şu araya bakıyorum. Arkadaşlarım eksi 45 burası olsun. Artı 45 burası olsun. Bu grafikte eksi 45 ile artı 45'in aralığındaki grafikte fonksiyonumun tek fonksiyon olduğunu görüyorum. O zaman şu grubun komple cevabına yapmadan sıfırı işaretliyorum. Şimdi gelelim buraya. Eksi 45'i yazıyorum. Artı 45'i yazıyorum. Sınırlanan alanları hemen şu şekilde gösteriyorum. Ve diyorum ki sanki bu grafikler x, y eksenine göre simetrik iki yere ayrılmış. O zaman ben işlemimi şuradan bir alayım. Bana diyorsunuz ki sizler sıfırdan 45'e kadar kosinüs fonksiyonunun ifadesi 1/2'dir. O zaman ben de şunu hemen sizlere söylerim. Sizler bana nereyi verdiniz? 0'dan 45'e kadar şu ifadenin 1/2 olduğunu söylediniz. O zaman ben aynı şekilde gözüken ifade de 1/2'dir diyorum. Çünkü simetrik olduğunu söylemiştiniz. O zaman sorumu sonuçlandırıyorum. Eksi 45'ten artı 45'e kadar, yani 1/2 artı 1/2 cevabınız 1'dir arkadaşlar. Evet, devam ediyorum. 49 numaralı soruya geldim. 49 numaralı soruda öncelikle şu ifadede bir dönüşüm uygulayayım. 2x eksi 1'e u diyeyim. Her tarafın diferansiyelini alarak 2x eksi 1 çarpı dx eşittir du olsun. O zaman 2 çarpı, yanlış yaptım. Oralarda bir fazlalık, erken fazlalık yazdım. Evet, 2 çarpı dx eşittir du olmuş oldu. Ondan sonra x eşittir 3 için diyorum. Üst sınırı yazıyorum 3. U değerini 5 buldum. Ve alt sınır 0 yazıyorum. X eşittir 0 için U değerini eksi 1 buldum. O zaman integralimi düzenliyorum. Üst sınırda artık 5 yazacak. Alt sınırda artık eksi 1 yazacak. F'in içerisinde U çarpı. Arkadaşlar şurada bir dx denilen bir şey görüyorum. Bu dx'i de şuradan çözmem lazım. Bir renkli bir kaleme geçeyim. Dx'i bulmam lazım. Bunu bunun altına indirirseniz o zaman burası du/2 olur. Daha düzenleyelim. 1/2 başa gelecek. Eksi 1'den 5'e kadar. Bu sefer fu çarpı du. Bunun cevabını size 4 olarak vermişler. Bakın şurada 4 olarak vermişler. Ben bunun cevabını 4 yazarsam buradan aldığım bilgi şudur. Eksi 1'den artı 5'e kadar fu çarpı du dediğimiz şey 8'dir. Bu bir dursun. Ben bunu kullanacağım. Şimdi renkli kaleme bir geçeyim. Şuradan başka bir kaleme. Tamam. Şuradan alıyorum hele. Arkadaşlar bu ifadeyi yazıyorum. Eksi 1'den artı 5'e kadar 3 başa çarpan durumuna geçecek. Fx dx gelecek. Şurasının 5'ini yazayım. Eksi integral eksi 1'den artı 5'e kadar 2x dx gelecek. Sevgili arkadaşlar, biz biraz önce bulmuştuk. Eksi 1'den 5'e kadar fu du şuranın tamamının 8 olduğunu bulmuştuk. O zaman burası 3 çarpı 8 olarak beklesin. Şimdi şuradaki ifadeyi anlatacağım size. Burası x kare gelecektir. Dolayısıyla eksi 1'den 5'e kadar gelecektir. Bir düzenleme yaptığımızı düşünürsek burası 25 olacaktır. Burası da 1 olacaktır. 24 de bu sonuçlanacak. 24 eksi 24'ün cevabının da 0 olduğunu arkadaşlar şöyle söyleyebiliriz. Evet. Devam ediyoruz. 50 ve günün son sorusu. Burada bir köklü ifadede integral sorulmuş bize.
Arkadaşlar köklü şeyleri sevmeyiz. Hemen isim verme yöntemine gideceğiz. 1 artı kök x dediğimiz şeye u demeyi düşünebilirsiniz. Fakat bu sefer bir tane daha kara kök olduğu için orada kurtaramazsınız. U kara demenizi tavsiye ediyoruz. 1 artı kök x'in diferansiyelini alalım. Diferansiyel dediğimiz bildiğiniz gibi türevini al. 1 bölü 2 kök x'tir artık bunun türevi. Çarpı neye bağlıysa çarp. Türevini aldım. 2u çarpı kime bağlıysa buldum. Arkadaşlar buradan birazcık düzeltme yapmanızı bekleyeceğiz. Dx bölü kök x denilen ifade eşittir. Şimdi siz 2 ile çarparsanız 4 tane u du şeklinde sonuçlar. Devam ediyorum. Bu işlemler bittiğinde sizler x gördüğünüz yere 9 yazacaktınız. X eşittir 9 için ben dönüşümde 1 artı karekök 9 eşittir u kareden hemen u'yu ben buradan 3'tür 4'tür 2 olarak buluyorum. Sonra x eşittir 0 için diyorum. Genellikle pozitif olanlarını kullandığımızı söylemiştik. 1 artı kök 0 eşittir u kareden u eşittir 1 olarak dönüştü. Şimdi tüm dönüşümleri son kez buradan yazıyorum. İntegral üst sınırımız 2, alt sınırımız 1 oldu. Bir yanlışlık yapmış olmayalım. Çünkü bundan sonra yanlışlık yaptığımızda işlem her zaman kötüye gidiyor. 4 tamam. Devam ediyorum. Yukarıdaki ifadeye karekök içerisinde u kare dediniz. Çarpı şurada dx bölü kök x var. Ona da şuradaki ifadeden dolayı 4u du olarak yazıyorum. Arkadaşlar ifade dışarıya 1'den 2'ye kadar bu u çıkacak. Çarpınca 4u kare du olacak. İntegralini aldığınız zaman 4 çarpı u küp bölü 3 gelecek ve 1'den 2'ye kadar. İlk sınırımızı yazacağız, son sınırımızı yazacağız. İlk sınırımız 2 yazınca 8 bölü 2, 8 bölü 3 yani 32 bölü 3 buradan geldi. 1 yazırsanız da 4 bölü 3 de buradan geldi. Çıkarma işleminizin sonucu da 28 bölü 3'tür. Bugünlük bu kadar. Bir dahaki dersimizde buluşmak üzere. Hoşçakalın.